Durmuş diye bir kardeşimiz, başkanımız Hazreti Mehdi'ye zemin hazırlıyor. Peki hilafetin meclisten çıkarılması onun döneminde söz konusu olacak mı? Kendinden sonraki zat için mi başkanlığı getirdi? Evvela başkanlık sisteminin gelmesi çok büyük bir hadise. Bu devletin İngiliz hakimiyetinden çıktığının alameti. Bugüne kadar hakikaten bu parti Erdoğan'ın başkanlığında çok büyük işler yaptı. Allah hepsinden razı olsun. Çok büyük işler yaptı. Ama bu yaptığı bütün işlerin, büyük işlerin toplamının yüz misli de başkanlığa getirmekle yaptı. Başkanlık hadisesi çok mühim bir hadisedir. Hazreti Mehdi'ye en yarayacak iş odur. Onun için Allah razı olsun, bu başkanlık sistemi başlı başına İngiliz'i bu devletten kovmanın başlangıcıdır. Başlı başına bir iştir yani. Ben bu devirde hilafetin meclisten çıkarılabileceğine inanmıyorum, zannetmiyorum yani. Meclisin kıvamı buna müsait değil. Sonra bu meclisten çıkmaz zaten. Bu meclis işi değil, bu adam işi. Bu adam işi. Öbürü nasıl yaptı? Efendim hilafet kaldırılsın, kaldırılmasın falan münakaşa ediyorlar. Şeyde, mecliste, yeni bir, birinci büyük meclisinde. O herif şey yapıyor, fırlıyor masanın üzerine, sandalye masanın üzerine fırlıyor. Beyler diyor, herhalde bir yanlış anlaşılma oldu. Biz olacak mı olmayacak mı demiyoruz. Nasıl olacak diyoruz diyor. Olacak mı olmayacak mı demedik diyor. Nasıl olacak? Böyle derken de elini böyle kellelerin hizasında götürüp getiriyor. O sarıklı hocaların kellesinin hizasında. Hemen sarıklar tornistan tabi. Efendim biz anlamamışız, özür dileriz. Münakaşayı yanlış yapıyoruz, zemini değiştireceğiz diyorlar. Bir günde hilafet kalkar. Aylar yukarı. Lider şey olur, yani inkılapçılar öyle olur. İnkılapçılar şey yapmazlar yani. Sürümcemede bırakmazlar işi. Çıkar yapar. Ondan sonra tarih ne yazarsa yazsın. Tarih böyle yazıyor, ne yazsın. Yazmayacak, yazmaz. İyi yazacak, iyi yazsın. Kötü yazacak, kötü yazsın. Onlara bakmaz. Sebeplere bakmaz yani. Lider sebeplere bakmaz. İşini yapar. Tarih yazanlar öyledir yani. Başkası var. Bir tane herhalde makineye gelmiş değil mi? Ben arz edeyim isterseniz. Uzun değil, ben oraya yolladım. 14. Şua'da geçiyor ki benim dar vaktim ve inzivadan gelen halet-i rühem bıraksa o fedakar dostlar ile tam sohbet etmeye hizmet-i nuriye müsaade etmezdi. Nasıl anlamalıyız efendim? Hizmet-i nuriye birinci hizmet devresinde hizmet-i nuriye bir saniyesini boş geçirmemek suretiyle yazmak, tasih etmek ve yerle ulaştırmaktı. Sohbet nereden yapacak? Ben her zaman söylüyorum. Allah epeyce bir nasipler verdi bize yani. Karabük'te 1962 diyeceğim herhalde, 62 ve 63 şey geldi oraya, Tahir-i Mutlu abi. Allah ona rahmet etsin. Herhalde bir emniyetten arama durumu olmuş. Karabük'e geldi. Acayip bir şey yani. Bizim İbrahim Çeneli'nin de lojmanı müsaitti. Orada misafir edildi. Benim de durumum müsaitti, hizmetine girdim.
İtimat edin ki kendisine bir sual sormak için kaç gün takip ettim bilmiyorum. Fırsat bulamadım kendisine bir sual sorayım. Ya yazı yazıyor, ya tasih ediyor, koşa koşa abdest alıyor, koşa koşa seccadeye gidiyor, seccadeden yazıya gidiyor. Makine gibi. Saniye boş değil. Bu adam sohbeti kimle yapacak? Daha bu da üstadın bir talebesi. Üstad nasıldı? Elbette sohbete zaman yoktu. Efendim bir sual var. Bir kardeşimiz Cesur Mücahide isminde. Yalnızım diyor. Kendisine bir sual gelmiş. Çok da uzun. Okuyayım mı? Müsaade edersiniz. Oku. Şu anda hiç namaz kılmayan emperyalistler Haçlı ordusu ve Siyonist İsrail'i el ele vermiş İslam coğrafyasına kan kusturuyor. İşgal ettikleri yerlerde camileri kurşunluyorlar. Kadınlara tecavüz edip çocukları öldürüyorlar. Bu gidişle en fazla 50 yıl içinde bu coğrafyada İslami bayraklarını yapacak Müslüman ülke bırakmayacaklar. Bunun için ne dersiniz? Çok yanlış. Çok yanlış. İslam'da büyük bir uyanış var. İslam gençliğinde büyük bir uyanış var. Sonra bu milletin tabını bilmemektir bu. Bu milletin tabını bilmemektir. Bu millete Allah Kur'an'ın bayraktarlığı için özel yaratmış. Bu Türk milletini var ya, bu Anadolu insanını. Allah özel yaratmış bunları. Bir mehter kösü vurdu mu var ya, mehter kösü vurdu mu, ne Hristiyanlık kalır, ne Yahudilik kalır, ne Protestanlık kalır, ne Zerdüştlük kalır. Taş taş üstünde kalmaz, omuz üstünde baş kalmaz. Hiç merak etmesin, hiç kimse şeye ümitsizliğe düşmesin. Sadece bir başkanın mehteran demesine bağlı. Hastur. Buyur İsmet Bey. Efendim akşam derse giderken güzel bir şey yaşadık, bunu söylemek istedim. Buyur. Şimdi bizim tam sokağa döndük, Recep benim kucağımda. Ahmet ile Ali de benim biraz arkamdan geliyor. Anneler de onların arkasından geliyor. Ben tam sokağa döndüm. Tam takım. Ben sokağa döndüm, caddeye girdim, birkaç adım attım. Karşımda tahminen 40-50 yaşlarında bir adam, fötürlü. Fötürü çıkarttı. Şöyle eğildi. Ben aleyküm selam dedim, geçtim. Arkamdan çocuklar gelirken daha da eğilmiş böyle eline şapka. Şimdi hanım da arkadan... İşte imanını sökemediler bu Anadolu insanlığı. Onu demek istiyorum. Fötürü fötürü giydirdiler ama imanını sökemediler. Ve biz geçtikten sonra da birkaç adım geri giderek dönmüş gitmiş. Eyvallah. Ben ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Evet. İmanını sökemediler. Üstad Eski Said döneminde bu Ünal Bey Kırıkkale'den. Üstad Eski Said döneminde İlahi Kelimetullah maddi terakkiye mütakaf derken Yeni Said döneminde bunu terk etmiş. Bu medeniyet dört ihtiyacı yüze çıkartmış demiştir. İkaz etmiştir. Bu medeniyet dört ihtiyacı yüze çıkartmış demiştir. İşte o Kur'an-ı Azimüşşan'da nehirden su içme meselesi var ya. Onu biliyorsunuz. Talut'ta Calut'un muharebesine giderken. Öyle değil mi koca? Öyle çok acemi bakıyorsun. Bunu senin biliyorsun. Ben sizi görünce bir şey bilmiyorum. Sizi görünce bir şey bilmiyorum. Tövbe yarabbim. Koca ayet yahu. Ne diyor? Bu nehirden fazla içmeyin. İçerseniz kuvve-i maneviniz kırılır. Harp edemezsiniz. En fazla bildiğim kadarıyla 3 avuç içmeye müsaade ediyor. Fazla içenler halbuki çölde sıcak perişan olmuşlar. Nehire yeni yetişiyorlar. İçme yok. En fazla 3.
avuç içebilirsiniz. Üçten fazla içenlerin Allah içine korku verdi. Gidemediler. Büyük bir kısmı orada Nerinberi tarafında kaldı. Az bir kısmı geçti. Calut'un ordusunu perişan ettiler. Nehirden çok su içildi. Sefahat suyundan çok içildi. Onun için mucizevi, manevi kılınca Allah çok sırtlara, çok başlara, çok gövdelere nasip etmeyecektir. Üzülüyoruz, sevinmiyoruz. Ama durum böyle. Ünal Bey kardeşimizin mesajında okuduk. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin.